Sen şimdi beni bir akıl hastanesine kapatıyorsun. Öyle mi? Ha ben senin annenim. Anneciğim, burası akıl hastanesi değil ki. Klinik. Her şey senin için. Bozuk bir eşya gibi beni buraya bırakacaksın. Onlar da beni tamir edecek. Sen bunu bana nasıl yaparsın? Sema Hanım, Karan'a haksızlık ediyorsunuz. O sizin için her şeyin iyisini yapmaya çalışıyor. Burayı bir dinlenme merkezi olarak kabul edin. Bir süre misafirimiz olacaksınız. Keşke babamla beraber beni de gömseydi. Benim artık bir oğlum, senin de bir annen yok. Annen şimdi normal bir tepki gösteriyor. Düzelecek. Bir ara özel eşyalarını da getirirsiniz. Ona iyi bakın, olur mu? Elbette. Aysel, ablanla konuştun mu? He, konuştum ya. Beni tebrik etmeyecek misin? Acaba bir düşünse miydiniz biraz? Ah be Aysel, ben zaten yıllardır niyeni düşünüyorum. Biliyorum yani, o bana aşık değil ama ileride beni sevecek. Biliyorum, siz de yani ailecek beni ona layık görmüyorsunuz ama hepinizi utandıracağım, göreceksiniz. Maddi, manevi her şeyimi vereceğim ona. Onu çok seviyorum. Ya be Salih abim. Şimdi artık resmen abin olduğuma göre gel bir sarılayım sana. Aysel, kahve içersin. Sana ellerimle bir kahve yapayım. Orta, bak orta kahve iyidir. Hadi görüşürüz. Bu akşam bu iş bitecek. Tamam. Çıkışta alın Aysel'i. Suç ortağını da, o görüntüleri de istiyorum.